Merhaba Medyatava TV izleyicileri. Konuğum değerli finans analisti İslam Memiş. Bizlere para piyasalarındaki son durumdan bahsedecek. Hoş geldiniz Sayın Memiş. Hoş buldum İlker Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Az önce bir Twitter'da bir paylaşım yaptınız. Bugünlerde mide ağrılarınız artabilir diye ne demek istediğinizi sormak isterim. Yani piyasayla alakalı, özellikle borsada düşüşler var, işte döviz kurlarında belirsizlik var, yükseliş var, altın fiyatlarında belirsizlik var, bir gün düşüyor, bir gün yükseliyor. Piyasayı takip edenler biraz daha mide krampı geçirebilir. Yani bu hafta analiz raporumda da ifade etmiştim, çok karışık ve sıkıcı bir hafta olacak, bir yön tayin edemiyor. Evet. İşte makas aralıkları, işçilikler falan piyasada ciddi bir belirsizlik var. Bu da piyasada işlem yapanları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Mesela örnek verelim. Bugün bir arkadaşımın bir ticareti vardı, yaklaşık 500 bin lira civarında bir altını vardı banka hesabına. Bozulması gerekiyordu sabah saatlerinde. 1240 liraya bozuldu bankada. Serbest piyasalarda, kapalı çarşıda bu fiyat 1360 liraydı. Ciddi bir fark var. Dolayısıyla işte bu makas aralıkları, işte döviz almaya gidiyorsunuz, randevu veriyorlar falan. İşte borsada yatırımınız var, borsa geriliyor. İşte burada bir tuhaf bir durum yaşanıyor ve dolayısıyla da bu yatırımcılar tarafından işte strese, mide ağrılarına neden oluyor. Anladım. Peki şimdi altının fiyatı düştükçe düşüyor. Dilerseniz altından başlayalım. Yatırımcılar altın almak isteyenler nasıl yaklaşımda bulunmalılar? Şöyle işte ekranlarda düşen gram altın serbest piyasalarda düşmüyor. Yani gram altın TL fiyatı şu anda kapalı çarşı piyasasında 1360-1370 lira aralığında. Ekranlarda 1247-1250 lira görülüyor. İşte bu 1250-1240 lira bandı vatandaşı yanıltıyor. Çünkü 3 tane fiyatlama var piyasalarda. Ekran fiyatı, banka fiyatı, kapalı çarşı piyasasındaki fiyatlar. Dolayısıyla bu 1240 lira rakamları görenler de fiyat düştü diye görülüyor. Halbuki fiyatlar yükseliyor. Ons altın tarafında 1970-2000 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Gözü FED'de. 3 Mayıs tarihinde Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Bu faiz kararına göre de kendisine bir yön belirleyecek. 1960 dolar seviyesinin destek seviyesi, 2010 dolar seviyesinin direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın tarafındaki beklentimiz negatif yönde, yani düşüş yönünde. Ancak gram altın TL fiyatındaki bu düşüşler dolar kuru çok yüksek olduğu için sınırı kalıyor gram altın TL fiyatındaki bu düşüşler. Ancak gram altın tarafında da hem makas aralığı hem de işçilikten dolayı da bir yüksek fiyatlama var. Ben yatırımcısına sık sık 2 haftadır 1350 lira seviyesinin üzerinde ben gram altın almam uyarılarım vardı. Aynı düşüncem halen geçerli. Yine Mayıs ayı içerisinde bir alım fırsatı ben vereceğini tahmin ediyorum. O yüzden gram altın yatırımcısıyla yeni TL geçmiş olan yatırımcısılar mutlaka bu zaman zarfını kontrol etmeli, beklemeli. Ancak yıl içerisinde 1450 devamında 1550 lira seviyesiyle alakalı öngörümde bir değişiklik yok. Yani yeni rekorlar beklemeye devam edeceğiz, yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Ancak kısa vadeli bir köprü fiyatlaması var, işçilik farkı var, bir manipülasyon fiyatlaması var. Dolayısıyla beklemenin daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet, bir de bankacılık krizinin ardından bir iflas olayı yaşanacak gibi bir söyleminiz oldu. Evet. Açıklar mısınız ne demek istediniz burada? Tabii, bunu köşe yazımda da ifade etmiştim. Özellikle birinci bankacılık krizi, Amerika'da yaşanan bankacılık kriziyle birlikte insanlar zannediyor ki bu kriz bitti. Hayır, aslında yeni başladı. İkinci bankacılık krizi, ikinci banka iflasları dünyada çok konuşulacak. Amerika'da son gelen verilere bakıyoruz, özellikle mortgage kredileriyle alakalı ciddi bir düşüş eğiliminde. Amerika'daki faizlerin yükselmesi, yüksek faizler talebi azalttı ve maliyetler artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da orada bir mortgage krizi patlaması yaşanabilir. Özellikle Amerika'da, Avrupa'da müşteriler evlerini tekrar bankalara iade edebilir. Ve bankalarda geri alamadığı bu kredilerle birlikte ciddi iflaslar da görecek. Ben yaz aylarında Amerika tarafında, Avrupa tarafında banka iflas haberlerinin tekrar gelebileceğini tahmin ediyorum. Evet, peki bu Merkez Bankası'nın faiz kararlarına bir uzantısı olur mu Sayın Memiş? Yani faiz kararlarımız ne olacak? Ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını yarın saat 14'te açıklayacak. Perşembe günü saat 14'te. Sayın Cumhurbaşkanı seçim meydanlarından faizler daha da düşecek söylemlerini devam ettiriyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu faiz indirimlerini sürdürecek gibi duruyor.
En azından açıklamalar bu yönde. Yüksek bir kur var. Ekranlarda 19.42 lira seviyesinde olan dolar-tl kuru kapalı çarşı piyasasında 20.34-20.36 lira aralığında. Çok yüksek bir kur var. Buna rağmen tekrar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz indirimi yaparsa 21 lira seviyesinin üzerini gören bir kur karşımızda olabilir. Hedef orası çünkü. Yine yaz aylarında 24-25 bandını beklemeye devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında beklentimiz o yönde. Ancak belki pas geçebilir, belki Fed'i görmek isteyebilir. Çünkü Fed önümüzdeki hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta. Belki pas geçer, Fed'i görmek isteyebilir. Çünkü Fed artık faiz artımlarını sonlandıracak ve yoluna bu şekilde devam edecek. Benim kişisel tahminim tekrar pas geçme olasılığı güçlü. Bu hem dolar hem de euro için tabii herhalde ifade ettiniz, öyle değil mi? Bir evet. Tekrar hatırlatmak istedim. Tabii ki dolar TL kuru iç piyasalarda 20.34-20.36, avro TL kuru 22.32-22.43 lira aralığında, euro dolar paritesi 1.10 seviyesinde, yine yaz aylarında 1.10-44 seviyesinde, özür dilerim, euro dolar paritesi. Yaz aylarında 1.15 seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyoruz. O yüzden bize döviz yatırımcısı dolar mı euro mu diye sordukları zaman kesinlikle euro tarafını işaret ediyoruz. Özellikle geçen yıl 0.95 seviyesine kadar gerileyen euro dolar paritesi 1.10 seviyesinin üzerinde, 1.15 seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum. Dolayısıyla euro'nun avantajı önümüzdeki aylarda daha fazla olmaya devam edebilir. Evet. Ve son olarak da tabii sizden kripto para piyasaları ve borsa üzerine değerlendirme alalım. Çünkü sabit hareket etmeyecek, yani yatırımcının elinde tuttuğu zaman daha faydalı olacağını söylediniz, daha mutlu çıkacağını söylediniz. Bu hafta düşüşle haftaya başladı. Şu anda o kayıplarını geri aldı. 29.015 dolar seviyesinde %3.69'luk bir değer artışı var. 30 bin dolar seviyesi yukarı yönü kırıldıkça işte 32 bin 35 bin bandına yerleşir diye ben tahmin ediyorum. Kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını, tekrar kripto paralarda da hızlı bir yükseliş yaşanabilir. Çünkü sıra kripto paralara geldi. Evet. İhsan Bey çok teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biliyorum yoğunsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, gündeme dair merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını programımızda alabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.